Herkese merhaba. Yeni videoyla karşınızdayım. Neler yediğimi çekeceğim. Hem de sporumu ekleyeceğim. Yani bugün aslında beraberiz. Biraz önce uyandım. Şimdi ise hazırlanıp dışarı çıkacağım. Kursum var. Kahvaltımı dışarıda yapacağım çünkü vaktim yok. En sağlıklı kahvaltı hangisi ise onu seçeceğim menüden. Çünkü çok fazla hamur işi var. Poğaça, açma, simit var. Evet, gittiğimiz zaman görüyoruz. Hiçbir şey yiyemem dışarıda. O yüzden hamur yemek zorunda kalıyorum diyenlere de ders olsun. Öyle bir şey yok. İstersek bulabiliriz. Her kafede artık kepekli tostlar, yumurtalar ya da başka şeyler var. En kötü ihtimal hiçbir şey bulamıyorsanız menemen oluyor kafelerde. Ben menemen tercih ediyordum. Kilo verirken de gayet sağlıklı. O zaman dışarıda görüşürüz. Kahvaltı zamanı ve ben kaşarlı omlet, domates, salatalık, biber, şöyle bir dilim kepekli ekmek ve bir çay. Böyle bir kahvaltıyla güne başladım. Evde yetişemediğim zamanlar böyle kahvaltı yapıyorum. Yumurta zaten inanılmaz protein ve tok tutuyor. Yanında da yeşillik ve sebze, bir dilim ekmekle gayet doyurucu bir kahvaltı yiyorum. Böyle paylaştığım zaman ne kadar yedin, hepsini yedin mi diye soruyorsunuz. Hepsini yemedim. Bu kadar kaldı. Zaten biraz büyük bir yumurtaydı. Doyduğumu hissettim ve bıraktım. Zorlamadım yiyeyim bitsin diye. Önceden asla bırakamazdım. Şimdi doyduğumu hissettim, ben bırakıyorum. Sonunda eve geldim. En son kahvaltı etmiştim. O zaman orada kalmıştık. Şimdi eve geldim. Biraz dinleneceğim ve bugün spor yapacağım. Sporda sizi dahil etmek istiyorum. Şu yaz günlerinde sıcaklarda evet birazcık sağlıklı beslenmek zor olabilir ama benim pek iştahım olmuyor. Nedense sıcaklarda sadece su içmek istiyorum. O yüzden sağlıklı beslenmek, hafif beslenmek bana çok daha iyi geliyor. Çünkü mesela bir çikolata ya da bir dondurma yediğim zaman gündüz özellikle daha çok terliyorum. O da beni daha çok bunaltıyor. Bol bol fresh yiyecekler, içecekler tüketmek istiyorum. Haftada 2 gün video gelecek. Ayrı kalmayacağız. Bol bol video atacağım. Sizi motive edeceğim. En azından şu yazın bir 2-3 kilo bile verseniz kafi. Gerçekten öyle. Hemen inceldiğinizi, bir beden inceldiğinizi hissedeceksiniz. Şimdi ise ben birazcık dinlenmeye geçeyim. Sonra sporda görüşürüz. Spordan önceki ara öğüne karşınızdayım. Böyle enerjim düştüğünde ya da spor yapacağım bir enerji ihtiyacım olduğunda direkt hurmaya gidiyorum. Tatlı isteğimi de bastırıyor. O yüzden 2 tane hurma ve süt. Pınar gerçek yaşamım. Bu yarım yağlı sütünden. Böyle almıştım A101'den. Daha kolay ve daha pratik. Hiç ısıtmadan direkt pipetle içiyorum. Yanında da 2 tane hurma yiyeceğim. Güzel bir ara öğün. Hem de spordan önce de güzel bir enerji almış olacağım. Proteine de desteklemiş oluyorum. O yüzden böyle enerjiniz yoksa doğal ve sağlıklı besinlere gitmenizi öneriyorum. Hazırlandım, üzerimi değiştirdim. Şimdi artık spor vakti. Spora geçiş yapıyoruz. Bugün evdeyim çünkü pazartesi olduğu için spor salonu kapalı, tatilde. O yüzden ben de evde değerlendireceğim. Eliptik yapacağım. Eliptik de güzel bir kardiyo. İnanılmaz terletiyor. Markası Altus Fitness yazıyor. Ancak gerçekten hiçbir kodu yok. Böyle bir eliptik. Uygun fiyatlı olan herhangi bir eliptik alıp yapabilirsiniz. Genelde böyle ayakta yapacağınız tarzda olursa iyi olur. Ben de ta 3 yıl önce almıştım. 300 küsür fiyatı vardı. Ancak sanırım şu an kalkmış ve eliptik fiyatları da uçmuş gerçekten. Yapacak bir şey yok ama bayağı da gidiyor. Benim 3 yıldır üzerindeyim ve uygun fiyatlıydı. Hala da kullanıyorum. Size tekrar göstermek istedim. 40 dakikada da ortalama 400 kaloriye falan yaklaşıyor. Kısa sürede gerçekten bir kalori yakmak istiyorsanız kesinlikle eliptik yapabilirsiniz. Eğer çalışıyorsanız, spor salonuna gidecek vaktiniz yoksa olabilir. Yani amaç gerçekten kendinizi kaldırıp şu spor salonuna ya da spor aletinin üzerine atabilmek. Ondan sonra böyle bir 10-15 dakika sonra terlemeye başlayınca iyi ki spor yapıyorum diyeceksiniz gerçekten. Bende de oluyor. Bazen üşeniyorum ama kendimi zorluyorum, kalk diyorum. Artık alışkanlık oluyor, vicdan rahatlığı oluyor. Gitmediğim zaman bir vicdan azabı hissediyorum. Hem de sağlık için şart. Kilo vermeye de geçin. Sıkılaşmak, sağlık için de şart. Unutmayalım. Müzik dinliyorum. Müzikte kendimi böyle hırslandırıyorum. Severek yapıyorum. Hızlı bir şekilde sporda geçiyor.
sporum bitti. 43 dakika 43 saniye yapmışım. Çok güzel bir şekilde yakalamışım 43-43 diye. Böyle takıntılarım var. Ve 400 kalori. Böyle üzerinde zaten var rakamlar. Şu an kalori de 400 kalori. 43 dakika time'da. Ve 17,5 kilometre yol kat etmişim diye gösteriyor distansten. Böyle güzel bir şekilde bugün de sporumu tamamladım. Şu tere bakar mısınız ya? Emek gerçekten alın teri. 43 dakika yaptım ama inanılmaz terledim. Evet, harika. Başardım, güzel bir şekilde terledim yani. Şimdi hemen duşa gireceğim. 2 bardak da su içtim. Su içmeyi de unutmayalım. Su kaybediyoruz. Su yerine koymamız lazım. Bakın bu kadar basit işte. İstemek gerçekten şu alete çıkmak ya da spor salonuna gitmek. Ondan sonra indiğiniz zaman o kadar güzel bir vicdan rahatlığı oluyor ki size anlatamam. Ama ben eğer bugün yapmasaydım kesin vicdan azabı çekecektim. Yani siz de eğer kilo vermek istiyorsanız, o güzel kıyafetlere, hayal ettiğiniz bedene ulaşmak istiyorsanız bence beklemeyin. Bugün, bugün, yarın, yarın diye diye aylar, seneler geçiyor. Farkında değiliz ve daha çok da kilo almaya başlıyoruz, ekleniyor. Ama kendinize güzel bir şekilde motive ederseniz ve kendinizi seviyorsanız bence başlayın. Sonunda iyi ki başlamışım, iyi ki spor yapmışım diyeceksiniz. Şu ter inanılmaz güzel bir vicdan rahatlığı ve gittiğiniz hedefe de yakınlık gerçekten. Bugünkü akşam yemeğim yazın olmazsa olmazı taze fasulye yaptım. Zeytinyağlı bir tatlı kaşığı ve geri kalan salça domates. Yanına da şöyle kaşık salata yaptım. Domates, soğan, salatalık, yoğurt ve 4 tane köfte. Böyle fırından ekmek aldım. Kep tam buğday. Böyle tam sandviç ekmeği. Büyük ihtimal şu kadarını falan yersem yerim. Geri kalan kalacak. Çünkü karbonhidrat yok akşam yemeğimde. İşte bakın böyle doyurucu ve gerçekten çok lezzetli bir akşam yemeği. İlla çok böyle fast food'a, hamburgere, hamur işine gerek yok. Ben bununla inanılmaz doyuyorum. Sanki iki menü hamburger yemiş gibi doyuyorum. Böyle akşam yemeklerinizi salatayla, yoğurtla, proteinle, sebzeyle renklendirin. Akşam yemeğinden sonra çay vakti ve tabii ki böyle canım bir şeyler istiyor. Altın başak aldım bu sefer. Bundan 2 ya da 3 tane yiyorum. Yarım paket bile yemiyorum. Karbonhidrat ihtiyacını giderebilecek yiyeceklerden bir tanesi. O yüzden böyle bir ara öğün yapacağım. Almanya'dan teyzem çikolata getirmişti. Bu arada bakar mısınız? Bunlar böyle karşımda duruyor. Bunun altında böyle çikolatalar. Böyle karamelli cappuccino. Burada ayrıyetten çikolatalar. Şöyle göstereyim. Neredeyse bir 10 gündür bendeler. Ama şu çikolatayı çok seviyorum bu tarz. Böyle bir ölçülü. Eğer yemek istersen bir tane yiyorum ve ne kadar yediğimi biliyorum. Ölçü çok iyi gerçekten. Yani ben mesela bundan da yesem çikolata tadına vereceğim. Bir paketi de yesem tadına vereceğim. Bu sadece fazlalık gerçekten. Ne kadar yediğini bildiğin için şiş hissetmiyorsun. Kendini böyle kül almış gibi hissetmiyorsun. Yani kısacası aslında bilerek size gösteriyorum çikolataları. Neden? Çok fazla mesaj alıyorum işte evde çikolatalar ya da tatlılar oluyor, hamur işleri oluyor ve ben yemeden duramıyorum, görüyorum. Ne yapacağım? Bende de var, yeri geldim evet oluyor, dolabımda da oluyor ya da annem bir şeyler yaptığı zaman da bende de çok kez denk geliyor. İzmir'e gittiğim zaman da denk geliyor. Ama önemli olan gerçekten şu işi kafada bitirmek ve ölçüyü bilebilmek. Yani tamamen hiçbir şeyden kendini kısıtlamamak gerekiyor. Çünkü ne kadar yasak olduğu zaman o kadar istek oluyor. Bunu ben de çok iyi anladım. Yıllar sonra anladım ama şu an hiçbir şekilde yasak yapmıyorum kendime. Ya da bunlar olduğu zaman sürekli yiyeyim de demiyorum. Kendi kendime motive ediyorum ve ondan sonra zaten ölçü bildikten sonra da devamı geliyor. Hatta çoğu videomda da söylüyorum. İki çatal desek aynı, iki tabak desek aynı. Yani çok fazla büyük porsiyonlar yemeye hiç gerek yok. Sonra ne oluyor? Sabah kalktığımızda ya yüzüm şişmiş, göbeğim şişmiş, aynaya bakıyorsun, pantolon hemen dar gelmeye başlıyor. Bu sefer daha çok sağlıklı beslenmeden soğuyorsun ve moralin bozuluyor, daha çok yiyorsun. Bunu yapmayın o yüzden, kendinize güvenin. Bugün böyle geçti. Bilerek aslında hem sporumu da katmak istedim. Spor salonuna gitmediğim zaman evde de yapıyorum. Yani spor salonu kapalı, hava soğuk, yağmurlu, spor yapmayayım demiyorum. Eğer aletim olmasaydı da Lest'i falan yapardım. YouTube'a yazın Lest'i diye. O da çok güzel terletiyor gerçekten. İstedikten sonra çok fazla seçenek var. Bahane üretmeye gerek yok demek istiyorum. Bugün de yediklerimi gösterdim. Böyle sağlıklı beslenirsek inanın hiç aç değilim. Yani hani bu şey değil, ay ben kilo almayayım, yemeyeyim değil. Zaten acıkmayacaksınız. Hatanız ne? Ben doymam deyip daha fazla yemek ya da her gördüğünüz yemek istemek, o bizi böyle aslında buralara getiriyor. Ama siz kafada bitirirseniz, evde pişen yemeklerden yapıyorum gördüğünüz gibi. Çok farklı yemek türleri yapmıyorum. Herkesin evinde taze fasulye pişiyordur. Anneniz yaptığında ya da kendiniz yaptığınızda da yiyebilirsiniz. Ama daha fazla
farklı içerikler de gelecek. Şu sağlıklı beslenme ile ilgili, sporla ilgili çok fazla içerik gelecek. Motivasyon videosu da gelecek. Soruyorsunuz, motivasyon videosu size iyi geliyor, biliyorum bu süreçte. Bol bol çekeceğim. İstediğiniz video önerileri varsa da alta yazabilirsiniz. Onları da dikkate alır çekerim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bu videomda sizi böyle birazcık motivasyonunuzu arttırmıştır. Siz de bu yolda emin adımlarla umarım gidiyorsunuzdur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.